yürek korkusuzsa bilek teferruattır. Güney Afrika'nın sahra altı toprakları bir atımlık otu, bir sıkımlık ödü var zannedilip bu katıksız deliye bulaşmış talihsizlerin kemikleriyle doludur. Zaman zaman ölümsüz olabileceği tartışmalarına da konu olan bal porsuğu, hiçbir canlının sağ çıkamayacağı saldırılardan çizik dahi almadan çıkmayı başarmıştır. Ona bu olanağı sağlayan İsveç çeliği misali sağlam derisi, pala, mızrak ve ok gibi darbelere dayanıklı olduğunu tescillemiştir. Kral kobra ve kara mamba gibi zehriyle koca koca filleri yerlere seren yılanları çerez niyetine yiyen. Elini korkak alıştırma kardeş, bizim ısırık bol zehirli olsun diyecek kadar zehir düşkünü olmuş bizim müptela, kanında bulunan özel bazı proteinler sayesinde zehirlere karşı bağışıklıdır. Bu yüzden Komodo ejderinin sözde zehirli salyası bu müptezel için az acılı Adana dürümü gibi gelir. Bu gördüğünüz balcı psikopat 1200 PSI'lik çene kuvvetiyle timsahtan sonraki en güçlü ısırığa sahip olmakla birlikte yüksek seviye testosteron hormonu sebebiyle katiyen korkudan zerre miskal taşımaz. Karşına ordu çıksa kuyruğu dik üstüne üstüne gider. Bir eli yağda, bir eli balda, kafası yılanda olan kafası kırık bu deli, pırtçı dayılar gibi ortalığı eşek ölüsüne çevirebilir. Anal kesesinden salgılanan iğrenç bir gaz kokusuyla etraftaki bütün canlıları kaçırtabilir. Ve ısrarınız üzerine bizim manyağın düşmanlarına gelecek olursak, fırsatçı iri timsahlar dışında yetişkin bir bal porsuğunu avlayabilen bir yırtıcı olmadığını söylemek gerekir. Yavru bal porsuklarını ise aslan, leopar, timsah, piton, kartal gibi yırtıcılar avlayabilmektedir. Doğal ortamında yetişkinliğe ulaşmış bir bal porsuğunu er meydanında alt etme ihtimaline sahip tek hayvan ise ayı porsuğu olarak da bilinen Wolverine olabilir. Ama bu da sadece bir ihtimaldir. Doğanın en vahşi hayvanı olarak bilinen Wolverine, ayılar gibi büyük hayvanlara bile karşı koyabilir. Güçlü pençeler ve dişlere sahiptir. Ama bunun yanında çelik gibi bir inada ve kine sahiptir. Musallat olduğu rakibinin ciğerini sökmeden durduğu pek nadirdir. Aynı iklimin canlıları olmaması sebebiyle bu karşılaşmayı doğal ortamda görmek imkansızdır. Olası bir karşılaşmada ise şu üç senaryodan bahsedilebilir. 1. Bal porsuğu Wolverine'i öldürebilir. Bal porsuğu Wolverine'in boğazına veya karnına pençeleriyle ve dişleriyle saldırarak onu öldürebilir denilmektedir. Ancak Wolverine'in derisi de bal porsuğunun derisi kadar dayanıklıdır. Mızrağın delemediği bir deriyi bal porsuğunun pençeleriyle delmesi pek olası değildir. 2. Wolverine bal porsuğunu boğabilir. Wolverine daha iri olduğundan bal porsuğunu pençeleriyle ve dişleriyle ezerek veya boğarak öldürebilir. Ama bal porsuklarının derisi gevşektir ve onları sabit tutmak imkansız olduğundan yine bu zor bir ihtimaldir. 3. Beraberlik. En olası ihtimal, birbirini öldürmeyi başaramadığını anlayan bu iki kafadan kırığın, "Ver abi elini öpeyim" diyerek kendi krallıklarının yolunu tutmasıdır. Ne demişler? Elçükünü görmeyen kendini mavzer tüfeği sanırmış. Sıra dışı içerikler için takipte kalın.